Bolu'ya gidiyoruz. Ortaokul öğrencisi Zeynep Naz Satır ismi. Tam 14 yıldır saçlarını hiç kesmedi ve itinayla uzatıyor. Oo. Adeta onlara gözü gibi bakıyor. Şimdi göreceğiz yakından. Annesi de saçlarına kızının çok güzel bakıyor. Özel olarak ilgileniyorlar. Yani onlar için bir uğraş konusu. Vay Buyurun vay. Yakından bakalım. Doğduğu günden beri saçlarını hiç kestirmedi. Bolu'da yaşayan Zeynep Naz Satır'ın annesi okula gidene kadar kızının saçlarını kestirmeme kararı aldı. Okuldan sonra da kendi kararına kendi versin dedim. Zeynep Naz da kestirmeye kıyamadı. Tam 14 yıldır uzayan saçları 160 santimetreye ulaştı. Bir yere kesmeyi düşünmüştüm aslında, hatta kısacık. Ama o benim artık perçem gibi, o yüzden kesebileceğimi düşünmüyorum. Maşallah. Çok zor değil mi? Çok zor tabii canım. Ne yapıyorsun canım mesela sen Ebru? Yani saç bakımın ne? Yani bu arkadaşın senin saçın herhalde 10 katı falan. Tabii canım. 1.60 baksana, bir insan etmesi boyunda saç var kafanda. Bir de kıvrım kıvrım hani, evet, böyle açtığın zaman. Evet, çok güzel ama. Yani doğal lüleleri harika. İnsan kıyamaz, haklılar. Kaç ben saat gider mesela ama günde? Şimdi onu yıkamak zaten, yani şuradan başlıyor, sonuçlarını da böyle yıka. 3-5 kişi herhalde arkadaşları okuldan toplayıp öyle yıkıyorlardır. Herhalde arkadan bir ekip olması lazım. Bir, tamam, tara anneyle kurutma meselesi bir de var. Kış yani zamanı. Ya bakması gerçekten çok zor. Yatıyorsun o sırada saçlar böyle falan. Evet, ya, bayağı acayip bir şey, çok ama merak çok ettim. Güzel. Saçı bol olan bir arkadaş olarak söylüyorum. Çok merak ettim ama zor bir şey. Bir de Bolu'nun kışı kolay mı ya? Tabii canım. Of yani. Vay Allah Allah. Çok güzel. Ya, elbet bir gün kesecektir ama. Belki satar. Belli işte olmaz. Şimdi onun çok bir meraklısı var biliyorsun. Böylesine uzun ve doğal bir saç bulabilmek kolay değil. Değil. Güzellikler diyelim maşallah. Mutlu bir hayatın olsun inşallah, saçlarınla başlarında. Belki ona Rapunzel diyorlardır Bolu'da. Belki de. Belki de o prensini bekliyordur.